Birinci derece lineer diferansiyel denklemlerde çözümün varlığı ve tekliği. Bundan önceki videomuzda diferansiyel denklemlerde çözümün varlığı ve tekliğini 3 başlıkta inceleyeceğimizden bahsetmiştik. Birinci derece lineer, birinci derece lineer olmayan ve ikinci derece lineer şeklinde. Burada bu bahsettiğimiz sınıflandırma ve başlıklardan ilkini incelemeye başlayacağız. Birinci derece lineer diferansiyel denklemlerde çözümün var olduğunu ve tek bir tane olduğunu hangi kural ile veya teorem ile gösteriyoruz? Öncelikle birinci derece lineer diferansiyel denklemin genel yazımını bir hatırlayalım. Y'nin türevi artı PTY. Bu PX de yazılabilir. Ben T'yi tercih ediyorum kuralları yazarken şimdi. X'li sorulan sorularda şaşırmayalım. QT. Bu şekildeki diferansiyel denklemlere birinci derece lineer diferansiyel denklem denilir. Bu formata getirilebilen veya bu formatta gördüklerimiz. Fakat çok önemli bir olaydan bahsetmiştik. Çözümün varlığı ve tekliği sadece ve sadece başlangıç değer problemleriyle ilgiliydi. Bu şekilde bir şeyi verip de bize çözümün var ve tek olduğunu gösterin. Bu ne diyor dedi? Başlangıç değer problemi değil. Öncelikle başlangıç değer problemi olması gerekir. Y T0 diyelim şuraya. T0 gibi bir başlangıç koşulu eşittir. Sonuca da A diyelim. Sonucun çok bir önemi yok bizim açımızdan. Şimdi işte bu şekildeki birinci derece lineer diferansiyel denklemde çözümün varlığı ve tekliği nasıl gösterilir? Varlık ve teklik teoremi. Tabii ki burada birinci derece lineer diferansiyel denklem için her biri için bu teorem değişecek. Varlık ve teklik teoremi. Bunun İngilizcesini de yazalım. Existence and uniqueness teoremi. Varlık ve teklik teoremi şunu söylemektedir. Şunu farklı bir renkle yapalım. Bizim buradaki başlangıç koşulunundaki T0'ımız çok önemlidir. T0 çok akademik bir yazı yazabilirim ama ben daha o akademik yazımdan çıkarım yapmamız gereken şeyi söyleyeceğim varlık teklik teoreminde. T0 burada gördüğümüz PT ve QT'yi süreksiz yapmamalıdır. Buradaki süreksizlikle kastedilen şey de tanımsız yapmamalıdır. T0 noktalı virgül diyelim ona. PT bir diğer noktayı daha belirtmek lazım burada devam etmeden önce. Birinci derece lineer diferansiyel denklemlerde bu kuralı uygularken y'nin türevinin katsayısını mutlaka bir bırakmış olalım. PT ve QT T0 tarafından tanımsız yapılmamalıdır. Bu akademik kaynak açıp bakarsanız size şunu söyleyecek. PT ve QT'nin sürekli olduğu aralığın içinde bulunmalıdır T0. Onu yazacağım şimdi. T0 PT ve QT'nin sürekli olduğu aralıkta olmalı. Tamam. Yani ama şunu anlamamız gerekiyor. Süreklilik de tanımsızlıklarda bir tek diferansiyel denklemde ortaya çıkıyor.
Bu nedenle benim söylediğim şey buradan yapmanız gereken çıkarımdır. T0, PT ve QT'yi tanımsız yapmamalıdır. Yani paydalarını sıfır yapmamalıdır. Köklü ise kökün içini negatif yapmamalıdır. Süreklilik o zaman bozulmaktadır. Eğer ki bizim T0'ımız PT ve QT'yi süreksiz yapmıyorsa veya tanımsız yapmıyorsa işte burada tanımsız yapılmamalıdır dedik. T0 tanımsız yapmıyorsa T0 PT ve QT'yi süreksiz yapmıyorsa, diğer bir deyişle tanımsız yapmıyorsa, bu üç durum inceleyeceğiz demiştik. Birinci derece lineer, birinci derece lineer olmayan, ikinci derece lineer. Bu içlerinde en kolay teoreme sahip olanıdır. Varlık ve teklik aynı anda gösterilir. En zoru da birinci derece lineer olmayandır. Sınavlarda en çok tercih edilen odur. PT ve QT'yi süreksiz yapmıyorsa çözüm vardır. Yani exist olur. Ve aynı zamanda tek bir tanedir. Tek bir tane olduğunu göstermek için ekstra bir işe gerek yoktur. Yani unique'tir çözümümüz. Unique'in anlamı tek bir. Only one solution demek yerine İngilizce'de unique kelimesini kullanırlar. Kendini has tek bir tane gibi. Saçma. Neyse. Şimdi buraya geldiğimizde PT ve QT'yi süreksiz yapmıyorsa bizim T0'ımız o zaman çözüm kesinlikle vardır. Ve tek bir tanedir. En kolay çözümün varlığı ve tekliğini gösterdiğimiz durum budur. O yüzden de bu sorularda bize daha çok birinci derece diferansiyelde çözümün var olduğu en geniş sürekli aralık sorulur. En geniş aralık sorulur. Çözümün var ve tek olduğu. Onun için de bu PT ve QT'yi süreksiz yapan değerleri belirleyip bizim T0'ın onun içine düştüğü en geniş aralığı alır. Şimdi bir örnek soruyla zaten hepsini konuşalım. Bunun için iki örnek soru yapsak yeter diye tahmin ediyorum. Çok zorlu bir başlığımız değil zaten. Ne olsun? T kare eksi 49 y'nin türevi artı t artı 1 y eşittir e üzeri t olsun, y 0 olsun, hep 0 0 dedik şimdiye kadar, 0 olsun, 4, yoksa buraya 1 2 3 5 her şey yazabiliriz, çok önemli değil onlar. Bir de A şıkkında şöyle bir şey sorsun. Çözümün var olduğunu ve tek bir tane olduğunu böyle yazmayacaklar. Çözümün varlığını ve tekliğini gösterin diyecekler de varlığı ve tekliği çözümün var olduğunu ve tek bir tane olduğunu gösterin. Matematikçilerin hayatı kısaltmadır zaten. Çözümün tek bir tane olduğunu gösterin. B şıkkı daha güzel olanıdır. Ve okuldaki sınavlarımızda karşımıza gelmesi beklenecek olan birinci derece lineerde sorulursa şık budur. Çözümün var ve tek olduğu en geniş aralık nedir? Şimdi sorumuza bakacak olursak bir kere birinci derece lineer bir diferansiyel denklemle karşılaştığımızı teşhis edebilmeliyiz.
ve bunu istediğimiz formata getirmeliyiz öncelikle. Y'nin türevinin kat sayısının 1 bırakılması lazım. Aslında işin özü de şudur. Buradaki başlangıç koşulu gidip buradaki bizim y'nin türevinin katsayısını sıfır yapıp da onu yok etmemeli. Bütün yukarıdakiler onu dolaylı yoldan söyleme işleridir. O şekilde de kontrol edebilirsiniz de her zaman o formatta yazmadıkları için yukarıda onların söylediği gibi yapsak daha sağlıklı oluyor. Özünde bizim y'nin türevinin katsayısını sıfır yapmamalı. Yani türevin ortadan kalkmaması gerekiyor ki diferansiyel denklem kalsın ve çözüm var olabilsin. Özünde baktığımız şey bu. Ama gene de onların formatları üzerinden gidelim. T artı 1. O söylediklerimi unutabilirsiniz. T kare eksi 9. Y eşittir. E üzeri T bölü T kare eksi 49. Başlangıç koşulumuz Y 0 eşittir. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımızda işte bizim PT'miz burası. PT bu. QT de bu. Buradaki 0 PT'mizi yazalım. T artı 1 bölü T kare eksi 49. QT E üzeri T bölü T kare eksi 49. Bunları tanımsız yapan değerleri sayı doğrusunda gösterirsek çok daha kolay gösterebiliriz. T kare eksi 49. Bunların paydalarını sıfır yapan değerlerde bu ikisi de tanımsız olur. Ve dolayısıyla da süreksiz olur. T kare eksi 49 yani paydalarını sıfır yapan şey. Onu kenarda sıfıra eşit dersek T kare eksi 49 eşit sıfır. T kare eşittir 49 olur. T de buradan artı eksi 7 çıkar. Eksi 7 de bizim bu diferansiyel denklemimiz süreksiz oluyor. Artı 7 de diferansiyel denklem süreksiz oluyor. Buradan anlamanız gereken şey diferansiyel denklem diye bir şey yok orada. Çünkü T yerine eksi 7'yi koyduğunuz zaman en baştaki diferansiyel denkleme dönecek olursanız buradaki y'nin türevi ortadan kalkıyor. Sıfır ediyor gidiyor. Diferansiyel denklem diye bir şey yok. Nasıl çözüm var olabilir? Aslında anlatılmak istenen şey o da dolaylı yoldan söyleme işi yapıyoruz biz bunu. Yani eksi 7 ve 7 de diferansiyel denklemimiz süreksizdir. Bizim başlangıç değer koşulu nerede? Bu eksi ve 7'nin eksi 7 ile 7'nin üzerine denk düşersek buralarda diferansiyel denklemde çözüm yok. Bizim başlangıç koşulumuz kaç? Sıfır. Sıfır burada bir yerde. Eksi 7 ile 7'nin üzerine düşüyor mu? Hayır. Çözüm var. Çözüm var ve tek. Bu sayı doğrusunu çizip de şu gösterimi yapsanız anlatıyor. Ama neden açıklaması yapmak istiyorsanız sınavda diyeceksiniz ki T eşit 0 yani bizim başlangıç koşulumuz. Buradaki PT ve QT'yi PT ve QT'yi süreksiz yapmıyor. Diğer bir deyişle tanımsız yapmıyor. A şıkkının cevabı bitti. B şıkkına gelirsek çözümün var ve tek olduğu en geniş aralık bu bizim başlangıç koşulunun içine düştüğü sürekli olan en geniş aralıktır. Buradaki eksi 7 ile 7'nin arasına düşüyor. Daha geniş bir aralık alamayız. Eksi 7 ile 7 aralığı. Eksi 7 ve 7 dahil değil onlar süreksiz yapıyor. Aralığı. Bizim başlangıç koşulunu içine alan çözümün var olduğu, çözümün
var ve tek olduğu en geniş aralıktır. Bu çözümün var olduğu en geniş ve tek aralık İngilizce'de validity of interval olması lazım. Solution için. Validity of interval. For solution unique and exist falan diyor olabilirler. Tam şu an çıkartamadım onu. Validity of interval diye geçtiğini hatırlıyorum İngilizce'de. Neyse. Eksi 7 ile 7 aralığı çözümün var ve tek olduğu en geniş aralıktır. Bu şekilde biz birinci derece lineer diferansiyellerde çözümün var olduğunu ve tek olduğunu ve aynı zamanda çözümün var ve tek olduğu en geniş aralığı yazmayı başardık. Bir örnek daha yazıp videomuzu bitirelim. Daha iyi anlaşılması adına. Yoksa bence anlaşıldı aslında. Basit bir fikri var. Y'nin türevi bu sefer yalnız bırakmış vereyim. 1 bölü t y eşittir 3 t kare olsun. Y 1 eşittir 5. Çözümün var ve tek olduğunu gösteriniz. En geniş çözümün var ve tek olduğu aralığı yazınız. Şimdi soruya baktığımızda birinci derece lineer bir diferansiyel denklem ve y'nin türevinin katsayısı da 1 bırakılmış. Her şey bizim lehimize. PT'miz 1 bölü t. QT'miz 3t kare. Bunları tanımsız yapan, bunu hiçbir şey tanımsız yapamaz. Bunu ise sadece T0 tanımsız yapan. T0 tanımsız yapıyor. Ve dolayısıyla süreksiz. Bizim PT ve QT'mizi tanımsız yapan tek bir değer var. Eğer ki buradaki başlangıç koşulu sıfırda sorulmuş olsaydı çözüm yoktur diyecektik. Dolayısıyla çözüm yoksa tek bir çözümün olması diye bir şey olmaz diyecektik. Çözümün olduğu en geniş aralık diye bir şey söz konusu değildir diyecektik. Hocalar gözünde çok basit bir soru olduğu için öyle sormuyorlar tabii ki. Aslında güzel bir sorudur. Bizim burada sorumuz devam ediyor. Sayı doğrumuzu çizersek buradaki sıfır değeri süreksiz yapan nokta. Bizim bir değerimiz şuraya düşüyor. Bu nedenle şunu diyeceğiz. T eşittir 1. Bizim başlangıç koşulumuz. PT ve QT'yi süreksiz yapmıyor. Bu nedenle çözüm var ve tektir diye söyleyeceğiz. Çözümün olduğu en geniş aralık ise burada şimdi çözümün olduğu en geniş aralığı bulurken süreksizlik oluşturmamamız lazım. Mesela şöyle bir aralık seçemeyiz. Burada sıfır süreksizliği var. Süreksizlikten itibaren başlamak lazım. Sıfırdan sıfır dahil olamaz. Artı sonsuza kadar bizim bu biri içeren çözümün var olduğu en geniş aralıktır. En geniş aralık budur. Çözümün var ve tek oldu. Bu şekilde birinci derece lineer diferansiyel denklemlerde çözümün varlığı ve tekliğini ve en geniş çözüm aralığı bulma fikrini burada nokta buluyoruz.